Merhaba arkadaşlar. Ben Türkay Aktekin. Bir pedalboard tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün size şu an gördüğünüz gibi çoğu Bose pedallardan oluşan ve direkt miksere giriş yapabileceğimiz bir sistem tanıtacağım. Normalde bildiğiniz gibi analog pedal dediğimiz, özellikle gördüğünüz gibi DS2 kullanıyorum, Turbo Distortion pedalı kullanıyorum. Bunları direkt miksere giriş yaptığınız zaman hiç araya bir amfi simülasyonu veya amfi kullanmadan miksere giriş yaptığınız takdirde sinek vızıltısı gibi bir ses çıkacaktır. Fakat bizim burada yaptığımız özel bir sistem mevcut. Bu pedal board'un içinde şu an oktav pedalı gibi gözüken kahverengi bir Bose pedalımız var. Biz onun içinde o arızalı bir pedalımızdı. İçine özel bir devre yaptık arkadaşlar. Özel bir preamfi devresi yaptık. Amfi simülasyonu devresi yaptık. Bir bas, bir tiz, bir volüm potansı koyduk. Bunun sayesinde hangi sistem olursa olsun amfi gerektirmeden direkt miksere giriş yaparak istediğiniz sound'u elde etme şansına kavuşuyorsunuz. Ben DS2'yi tercih ediyorum arkadaşlar kullanmak için. Çünkü DS2'nin şöyle bir güzelliği var. Kendi içinde iki drive'a sahip. Birisi normal DS1'leri bilirsiniz. DS1 sound'una sahip bir ton. Diğeri de daha midli ve daha volümlü, az daha gainli bir solo tonu. Ve bunu da direkt ön tarafta duran Boss'un FS6 isminde dual foot switch kullanarak kontrolünü sağlıyorum. O switch bana aynı zamanda pedalımızın sonunda bulunan dijital direği, DD7'yi kullanmamda da imkan sağlıyor. Onu ne amaçla kullanıyorum? Tap tempo olarak ayarlıyorum ve kullanıyorum. Yani çaldığım şarkıda şarkının temposu ne ise onu sahnede az seçeneğinde ayağımla vererek görmüş olduğunuz kırmızı düğmenin yanışını değiştirip parçanın temposunu sağlayabiliyorum. Örnek olarak daha hızlı bir delay'e sahip olmamız gerekiyor diyelim. Daha yavaş bir delay'e sahip olmamız gerekiyorsa parça içinde onun 2 veya 3 kere basmanız yeterli oluyor. Şeklinde. Drive pedalımızda da şöyle işlem görüyor. Normal açtığımda şu an duyduğumuz ses birinci seçeneğimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Drive 1, Drive 2 arasındaki kontrolü sadece bu switch'le sağlayabiliyorum. Dediğim gibi pedal board'umuzda oktav yerine kullandığımız o preamfi sayesinde bu sesleri elde ediyoruz. Eğer bu devrede olmaz ise duyacağınız drive tonu şu olacak arkadaşlar. Biraz daha sinek vızıltısına yakın, daha cız, tizli. Ama oktav pedalını devreye soktuğumda derliyor, topluyor ve bu sayede pedalın gerçek tonunu bize sağlıyor. Bu equalizer pedalı sayesinde preamfi pedalımın volümünü de arttırabiliyorum. Bir de girdiğim sistemde her mikser maalesef çok başarılı olmuyor. Bazı yerlere konsere gidiyorsunuz veya sahne programına gidiyorsunuz ve çok equalizer seçeneği fazla olmayan sistemle karşılaşabiliyorsunuz. Ve bu equalizer pedalı sayesinde Boss'un GE7'sini kullanıyorum. Oldukça memnunum. Bu pedal sayesinde hem volümü arttırabiliyorum istediğim gibi hem de EQ konusunda değişiklik sağlayabiliyorum. Mesela normalde bu iken kullanmadığım takdirde bu oluyor. Bunun yanında arkadaşlar en başta
Boss'un TU2 modeli kromatik tünerimiz var. Bu pedal en sevdiğim pedalların arasında yer alıyor. Bu pedalın en büyük özelliği akort etmesi haricinde en büyük özelliği diğer pedalları besleyebiliyor olması. Pedalımızın öyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir tane adaptör bağlıyorsunuz. Şu kısımda dışarıdan takılan adaptör. Bu kısımda da altılı, sekizli birkaç çoğaltıcı şeklinde satılan kablolar var. O kablolar sayesinde diğer pedallara da elektriği gönderebiliyorsunuz. Bu sayede bir adaptörle bütün pedalları beslemiş oluyorsunuz. Ve kesinlikle çok hassas bir tuner. Şiddetle tavsiye ediyorum. İki farklı çıkışı vardır arkadaşlar. Output ve bypass şeklinde. Output'tan çıktığınız zaman, akort ettiğiniz zaman kesinlikle dışarıya ses vermiyor. Tele vurduğunuz takdirde sadece siz yanan ışığı, harfi ve olup akorun olup olmadığını görüyorsunuz. Ve tekrar bastığınız zaman sese kavuşmuş oluyorsunuz. Eğer bypass çıkışından çıkarsanız sürekli devrede kalır ve akort ettiğiniz zaman akort sesini dışarıdakiler de duyar. Bu bir tercih meselesidir. Duyurursunuz, duyurmazsınız. Ben output'tan çıkış yapıyorum. Sesin tamamen kesilmesini istiyorum. Bu Boss pedalların yanında arkadaşlar ekstra olarak onlardan farklı DOT marka YJM 308 kodlu preamfi overdrive pedalı kullanıyorum. Bu Yngwie Johan Malmsteen ismindeki bayağı iyi bir gitarist arkadaşımızın kullandığı boost pedal olarak kullandığı bir pedal aynı zamanda. Ben bunu Boss'u Turbo Distortion'ı boost etmek için kullanıyorum. Nedir boost etmek? Bir önce kullandığımız drive pedalını hem volümünü arttırmak, hem tonunu biraz değiştirmek, hem de biraz daha gain katmak, yani biraz daha sertleştirmek amaçlı kullandığımız bir sistem. Örnek olarak arkadaşlar, normal drive pedalımızın sound'u budur. Dodu devreye soktuğum zaman gördüğünüz gibi hem volümü düşüyor devre dışı bıraktığım zaman hem gain'de biraz azalma oluyor. Ekstra boost kullanarak normalde Boss pedaldan 2 drive elde edebilirken boost kullanarak 2 artı daha ton kullanabiliyorum. Böylece 4 farklı drive tonuna sahip oluyorum. Yani birincisi bu tonu boost ederek, ikincisi daha gain'li olan ikinci drive'ı şekilde. Aynı zamanda sadece drive'ları değil, giden clean tonumu da, clean sinyalimi de boost edebilirim. Yani sadece drive'lar için kullanmayabilirsiniz. Yani clean'lerimize de etkiliyor arkadaşlar. Kendi üzerinde sadece bir gain, bir volume düğmesi bulunmakta. Işık bulunmamakta. Işık koymamışlar. Çünkü LED dediğimiz sistem biraz dip gürültü yapabiliyor. Öyle bir şey tercih etmemişler. Zaten açık olup olmadığını duyuyorsunuz sahnede. İşte bu sistemle arkadaşlar, bu oktav pedalının içine koyduğumuz preamfi sistemiyle el yapımı bir sistemdir bu aynı zamanda. Bu sistem sayesinde herhangi bir yerde, hiç fark etmez nerede konser verdiğiniz, nerede program yaptığınız, oradaki miksere, amfinin olmadığı bir yerde direkt o miksere giriş yaparak kullandığınız drive pedalının kendi tonunu elde edebiliyorsunuz. Böylece de istediğiniz sound'u insanlara duyurabiliyorsunuz.
Hoşçakalın.